manevralar Erdoğan'a hem vakit kazandırıyor. Bazen işte dışarıda itibar kazandırmasa da iç politikada kullanacağı bir malzeme haline gelebiliyor. Yani kullanışlı bir alan bu. Ya bir anda harp ilan ediyorsunuz ve kitle sizi alkışlıyor. Bir anda dostluk barış eli uzattım diyorsunuz, kitlenin sizi alkışlıyor. Böyle bir kitle yarattığı için Erdoğan artık biz şaşırmıyoruz ve işin kötüsü onlar da şaşırmıyor. Ya bir dakika, ne oldu? Dün savaş ilan ediyorduk, bugün ne oldu şimdi demiyorlar. O yüzden Erdoğan bunu elinde bir kart olarak sürekli oynuyor uluslararası politikada. Yani bugün dostum, yarın düşmanım. Ben sizi korkutabilirim, ben size barış eli uzatabilirim vesaire. Ama elbette bizim tercihimiz, gönlümüz yani Türkiye'nin komşularıyla dost olmasından yana, Yunanistan'la bugün söylenen sözlerin kalıcı olmasından yana. Keşke öyle olsa. Ama yani çok tesadüf oldu. Biz Erdoğan biyografimiz ne yazık ki bir Erdoğan çizgi romanı yazdık ve 7 dile çevrildi. Sonuncu dil Yunanca oldu ve geçen hafta çıktı piyasaya. Ve ne yazık ki Türkiye'de sizler okuyamıyorsunuz. Türkiye'ye giremiyor kitap. Bir yasak olmamasına rağmen ama Fransızcadan, İngilizceden, Arapçadan, İtalyanca'ya kadar birçok dile yayınlandı. Ve geçen hafta Yunanistan'da yayınlandığı için pek çok Yunanlı gazeteci, meslektaşımız beni arayıp işte röportajlar vesaire teklif ediyorlar, konuşmalar yapıyoruz. Ve bu konuşmalarda hep sordukları soru, hangi Erdoğan'a inanalım? Yani bunları söyleyene mi? Ne kadar gerçekçi? Neden böyle yapıyor? Ve onlara Erdoğan'ın işte bunu bir Erdoğan politikası, bir Erdoğanizm olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Erdoğanizmin şeyi pragmatizmle eşittir. Yani o günkü çıkarı neyi gerektiriyorsa onu yapan bir lider. Ve dolayısıyla şimdi çıkarı Yunanistan'la dost olmaktan yana, iyi ilişkiler kurmaktan yana gibi görünüyor. Bir şeye dikkat çekeyim Altan. Geçen hafta biraz gözden kaçtı ama Almanya Dışişleri Bakanı bir basın toplantısında Avrupa Birliği'nin 30 üyeye kadar çıkabileceği gibi bir cümle sarf etti. Bu aslında dikkat çekici bir cümle. Çünkü belli ki hem Brexit'le İngiltere'nin yarattığı boşluk, hem işte Ukrayna kriziyle Rusya'nın yarattığı tehdit, hem işte Finlandiya ve İsveç'in üyelik süreci, NATO'ya üyelik süreci sonrası NATO genişlerken Avrupa Birliği'nin de genişleme ihtiyacı vesaireyle böyle bir politikanın gündeme geleceği anlaşılıyor Avrupa'da. Bu önümüzdeki aylarda daha çok belki vurgulanacaktır ama bu Türkiye ile AB ilişkileri açısından yeni bir kapı açabilecek gibi görünüyor. Belki Yunanistan gezisindeki bütün bu mesajların içeriğinde bunun da etkisi olabilir. Çünkü Erdoğan bir fırsat kapısının kokusunu almış olabilir. Çünkü böyle bir durumda 30 üye demek Türkiye'ye de bir şans tanınacağı anlamı taşır. Yani Rusya'ya karşı Avrupa Birliği'nin daha çok üyeyle temsili gibi bir konu gündeme gelecekse buna bir dikkat çekelim, bir bilançoda bir not düşelim. Böyle bir hazırlık Türkiye'nin iktidarı açısından nasıl sonuçlar doğurur? Erdoğan elbette bunu kendine bir fırsat olarak kullanmak isteyecektir. Ama Avrupa, Türkiye'de yaşanan bu baskı ortamını görmezden gelerek Türkiye ile müzakereleri hızlandırabilir mi? Yoksa hızlandırmak için böyle bir koşul koyup en azından çok uzayıp giden tutukluluklar ya da siyasi tutsakların durumunu gündeme getirir mi? Türkiye'de birçok tartışmayı başlatabilecek ya da bazı kapıları aralayabilecek bir gelişme olabilir bu. Onu not düşmek istedim. Ve düşünsenize, hani olur ya Avrupa Birliği üyesi oluruz. Zaten ülkenin nüfusu yarıya iner muhtemelen bir ay içerisinde. O ayrı bir tartışma konusu. Zaten Yunanistan'a, adalara tatile kapıda vizeyle girilecek 60 dolar, 60 euro düzelteyim karşılığında. Şimdi Yunanistan'da da muhtemelen birçok yerde de kara kara düşünülüyordur. Bu nasıl olacak? Giden geri gelecek mi? Gelen geri gidecek mi diye düşünülüyordur. Ama işin bir yanı var, açık söyleyelim ki sevgili Can Dündar, hani Erdoğan açısından hem gelecek açısından bir fırsat hem de siyasi olarak Türkiye'yi AB üyesi yapan, tırnak içerisinde lider olmak herhalde en az bir
10 yıl daha kahraman olarak yolunuza devam etmek anlamına da gelecektir. Yani ben başka... siyasi evet şey üyelik faslını çok öyle hızlı gelişecek bir şey olarak görmüyorum ama müzakere sürecinin başlaması, en azından canlandırılması hakikaten bir şeyleri değiştirebilir. Yani bu biraz Avrupa'nın tavrına, Brüksel'in tavrına bağlı. Yani neyi değiştirebilir? Yani bir dönem biliyorsun Türkiye'nin hukuk sistemi baştan sona yenilenmeye başlamıştı müzakere sürecinde. Tekrar böyle bir reform sürecine girilebilir. Ama yok Avrupa derse ki ya yok herkesi ben olduğu gibi kabul ediyorum. İşte Macaristan'ın durumu ortada. Madem Macaristan ya da işte Orban gibi bir liderle ben Avrupa Birliği içinde var olabiliyor. Türkiye'de öyle bu baskı rejimiyle bize şu anda daha çok şey lazım, müttefik lazım. Demokrasiyi sonra bakarız derse de yani böyle de devam edebilir. O yüzden bu illa da Türkiye'de bir demokratikleşmenin ilk adımı olacak anlamı taşımayabilir ama önemli bir dönüşüm olacaktır kesinlikle.